Evet, bana bir mesleği suçmuş gibi anlat demiştim size. Ve bu akşam bunun için Discord'dayız. Merhaba Atilla. Merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Ben kendi mesleğimden yola çıkacağım. Anestezi teknikerliği. Pardon konuşamadım da tekrar edeyim. Anestezi teknikerliği. İşte o mesleği mesela suçmuş gibi hani anlatman gerekiyordu. Olay oydu biraz. Evet. Neden suçmuş gibi demeni bekliyordum da o yüzden. Neyse tamam. Batırdım değil mi? Neyse tamam, sıkıntı yok. Sebebine geçeyim. Ondan geriye doğru saymaya başlayınca artık 7'den sonra hiçbir şey görememem. Evet, evet doğru. Uyanamayabilirsin de. Teşekkürler. Rica ederim. Evet Bahadır, bana bir mesleği suçmuş gibi açıklar mısın? İnsanlar benim odama gelir ve sorarlar. Buna göre. Konuşamadım. Şöyle yapalım mı? Bak ben mikrofon olanları seçip koyuyorum. Sen oradan alırsın. Tamamdır. Evet, merhaba Bazil. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Abi şimdi demliyorum çayı. Sonra bir içiyorsun. Çay dedim yanlışlıkla, pardon. Baştan alayım mı? Aga dinliyorum, sen devam et. Tamam eyvallah. Şimdi alıyorum abi, demliyorum. Neyse boşver ama. Şey olacaktım, çay demleyen var ya. Çaycı mı yapmaya çalışıyorsun? He. Niye çaycıyı seçtin peki? Aklıma geldi. Çok yaptım o yüzden. Ne yapılabilirdi ki çaycıyla, düşünüyorum. Ya kaynatıyorsun, şey yapıyorsun, içiyorsun, kafan bir rahat oluyor. Aga bende bir yaprak var. Tamam mı? Ben bu yaprağı millete içiriyorum. Bak böyle daha mantıklı oldu işte. Sonra her gün geliyorlar nedense. Müptelası oldular falan. Yani bu şekilde yapabilirdim mesela çaycıyı. Neyse bir sonraki etkinliklerde artık. Ne yapalım, kolay gelsin. Tamam. İyi akşamlar. Ben keşke kendim yapsaydım hepsini. Evet Erşan Kuneri. Selamlar. Hangi mesleği yapacağını merak ediyorum. Benim mesleğim ünlüleri gizlice takip edip onlara yalan haberler uydurmak. Sen paparazzi misin? Yani magazinci diyebiliriz. Zaten yani suç olarak anlatmana gerek yoktu. Mesleği kendisi de biraz rezil bir meslek. Aklıma bir tek bu geldi. Peki sağ ol, iyi akşamlar. Görüşürüz. Evet Ateş Chill. Ham madde senden, pişirmesi benden. Ham madde benden, pişirmesi senden. Hayır, ham madde senden, pişirmesi benden. Evet tamam, onu söyledim zaten tam olarak. Nasıl bir ham madde lazım? Havuç, kekik. Tamam, okey, sen aşçısın. Evet. Teşekkürler. Merhaba Fiona. Merhaba. Merhaba. Bana bir mesleği suç olarak anlatır mısın? Şimdi şöyle, benim mesleğim ikiye ayrılıyor. O yüzden beni ilgilendiren kısmıyla anlatacağım. Şimdi tıpkı bir suçlu gibi öğreniyor ve evrim geçiriyor bu. Hangi kararlar aldığını ve hangi verilerin işlendiğini bilmeden insanların hayatını etkileyen ve kötü sonuçlar da doğurabiliyor, iyi sonuçlar da doğurabiliyor. Bu teknoloji bir yandan hayatı kolaylaştırırken bir yandan da zorlaştırıyor, suçlara destek oluyor. Ne, yapay zeka mühendisliği gibi bir şey mi? Evet, yapay zeka ve veri mühendisliği. Tek attım. Teşekkürler. Akşamlar. Evet, L, selam. Selam. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatabilir misin? Ben bazı canları onların izni olmamasına rağmen uzunlarını kafama göre koparıyorum. Ve bunu sırf göz zevkim için yapıyorum. Sırf göz zevkin için? Kesiyorum, biçiyorum, koparıyorum. Sen berbersin. Hayır. Ha, nesin? Bahçıvanım. Uzunlarını koparıyorum. Okey, tamam. Güzel. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. Şu ana kadar aldığım ilk verimli cevap buydu. Merhaba Mustafa. Selam. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatabilir misin? Havadaki 300 kişilik bir grubu yerde tek hamleyle öldürebilir. 300 kişilik bir grubu? Yerde tek hamleyle öldürebilir. Bu şey mi? Uçak pilotlarına yön veren herif. Yani o da olabilir ama ben daha çok uçak teknisyeni düşünmüştüm. Ha evet. Evet, okey. O meslek suç işleyebilir. Bunu anlattı arkadaş. Ama mesleğin kendisini suç gibi tanımlayın derken ben demek istediğimi tam olarak anlatamadım sanırım. Merhaba Bediran. Alo. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Merhaba. Benim ilgi alanım çocuklar. Onlara dokunmalıyım. Onlara dokunabilmek için 6 yıl tıp okudum. Evet. Şey misin sen pediatrician mı? Evet öyleyim. Ha tamam. 6 yıl tıp okumam gerekli deyince biraz çok fazla belli oldu. Hani biraz daha abartabilirim aslında bunu. Evet evet, biraz fark ettim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani 6 yıl tıp okudum yerine bir sürü yaşlı yaşlı heriflerin sınavından geçtim bunun için dese biraz daha böyle ne oluyor lan falan derdim. Selam Kaan. Merhabalar hocam. Hocam ben muhasebeciyim. Her türlü parayı aklıyorum. Her şekilde yardımcı oluruz. Eyvallah. İyi akşamlar. Bektaş selam. Aleyküm selam. Abi şimdi kızılerçekli doğum tarihi birbirlerine yakın. 30 kişi bir odada toplanıyoruz. Bize üst bilgili kişiler geliyor. Bize bir şeyler anlatıyor. Biz bu işten para kazanmıyoruz. Para bile vermiyorlar. Aynen. Vay anas. Sen öğrencisin. Çok da suç gibi olmadı ya. Peki teşekkürler denediğin için. S.A. Kaan. Merhaba abi. Başlayayım mı? Evet. Aradığın her şey bende var. Her şey? Her şey. Sen 1 milyoncu musun?
Evet abi. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biraz daha zorlansam çok daha iyi olabilir aslında. Çok bariz oluyor ya. Merhaba Elif, mikrofonu kapalı. Evet. Hayır, mikrofonum açık. Ha tamam, güzel. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatabilir misin? İşim biraz küçüklerle. Çok küçüklerle. Allah Allah. Saatliklerle. Hiç legal değil çünkü büyüdüklerinde ne olacaklarını bilmiyoruz. Sen şey... Ben. Ebe mi? Yok. Evet. Doğru mu? Ebe öğrencisiyim. Küfür yemeği bekliyorum şimdiden. Valla bol şans. Lütfen çocuklarınızla kızarken ebelerine küfür etmeyin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür biraz ederim. Merhaba Kingapo. Alo. Kingapo, bana bir mesleği suçmuş gibi anlatabilir misin? Tabii ki de. İnsanları hakkı olmadan istediği zaman yakalayabilir ama yakaladığı zaman da istediği zaman serbest bırakabilir. Savcı mı? Hayır. Ne? Polis. İstedikleri zaman bizi yakalayıp tutuklayabilirler. İstedikleri zaman da serbest bırakabilirler. Polis istediği zaman serbest bırakabilir mi ya? Ha, dayı polis oldu işte. Gözaltı anlamında. Doğru, evet, evet, olabilir. Hayırlı videolar bu arada. Kolay gelsin. Peki, teşekkürler. Ama mesela suçmuş gibi anlatmadı. Hani meslekle alakalı bir gerçekten bahsetti. Abi benim aradığım şeyi anlamadı galiba insanlar ya. Ben mi hata yaptım acaba? Merhaba Almond. Geliyor mu sesim? Yes, evet. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatabilir misin? Anlatırım. Ben gerek iğneyle gerek ameliyatla insanların vücuduna plastik enjekte edip onları diğer insanların belirlediği ama onların bile neye göre belirlediğini bilmediği güzellik algılarına uyma vaadiyle kandırıyorum. Ve hiçbir zaman sahip olmadıkları sahte vücutlarıyla mutlu olmalarını sağlıyorum. Evet, sen bir estetisyensin. Doğru. Peki, teşekkürler. O kadar zor değil sanırım. Biraz daha böyle kompleks olabilirdi ama güzel. Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi akşamlar. Selam M. Merhaba. Ya bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Sağ ol, evet, sen nasılsın? Şöyle, iyiyim ben de. Süper. Bu meslek insanların devletle olan ilişkisini legal gibi gösteriyor. Ne? Normalde legal bir şey değil mi devletle olan ilişki? Çok kötü anlattım. Şöyle anlatayım. Devlete belli konularda bazı şeyleri söylemen gerekiyor. Ama bunları legal olarak dönüştüren kişi. Bu avukat mı? Hayır. O zaman muhasebeci. Evet. Peki, teşekkürler. Bay bay. Project Olova, selam. Merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? İnsanlar kendilerini yarmak için ayağıma kadar geliyorlar. Bir de üstüne para ödüyorlar. Ödemezlerse biraz sıkıntı. Kendilerini yarmak için. Şey, sen cerrahsın. Doğru. Anladım. Peki, teşekkürler. Bir şey değil abi. MMR, bana bir mesleği... Aleykümselam. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlat. Dört duvar altında kapalıyım abi. Haftanın 5 günü. Tahmin etmesi kolay ama. Öğrenciyim. Peki, sağ ol. İyi akşamlar. Teşekkür ederim abi. Tyrion. Merhabalar. Merhaba Tyrion. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Tabii ki. Firmamız size istediğiniz zaman savunma sanayi hakkında bilgiler, karşı taraftaki ülkeler hakkında bazı... Ama bakın, dikkat çekiyorum. Bazı yardımlar yapabilir. Ha bu arada Porçeistan Devleti'nin kurulumunu kutlarım. Rakibiniz olan Antalya Hükümetler Birliği size sıkıntı çıkarıyor muydu? Sen bir saniye. Nesin ya? Anlamadım. Biraz daha şey yapabilir misin? Tabii ki. İsterseniz halkınızı korumanız için size elimizden gelen her türlü desteği verebiliriz. Sen Sadat'sın. Hayır. Ben savunma sanayi şirketiyim. Ha, okey, tamam. Tamam. Savunma sanayi öğrencisiyim, aklıma sadece o geldi. Güzel. Tamam, peki, teşekkürler. Bu arada fırsat verdiğin için teşekkür ederim. Bir kusurum olduysa özür dilerim. Yok, tanıştığımıza yok. Memnun oldum. Ne demek. İyi akşamlar, sağ olasın. Vay be, bayağı farklı mesleklerden kişiler varmış aramızda. Pao, selam. Oo, selam. Ne haber? Sağ ol, senden. İyidir, ne olsun. Madde mi gidelim yoksa bütün bir hikaye mi anlatayım, öyle mi bulmak istersin? Ya, kısa bir hikaye daha tercihimdir. Yani. Kısa bir hikaye anlatayım. Ben kel bir adamım. Kanser hastasıyım ve ailemi kurtarmam gerekiyor. Peki zamanında kötü kırdın mı hiç? Hani böyle kötü kırdığın oldu mu hiç? Oldu. Ve gittikçe daha kötü kırıyorsun değil mi? Sürekli daha kötü kırıyorum. Sen Walter White'sın. Ben bir kimyagerim. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Beni alt odaya yatabilir misin ya? Sohbet güzeldi orada, evet. Geldiğim yere. Tamam, atıyorum. Astromat, merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Küçük çocuklarla ilgileniyorum ama en küçük olanlarıyla. Ne kadar en küçük? Çok küçük. Sen ebe misin? Çok küfür yiyor musun? Hayır. O zaman sen bir kurumda mı çalışıyorsun? Özel olabilir ama devlet değil. Tamam, sen bir hastane şeyisin, pediatrician. Hayır. Ne? O zaman? Bakıcı. Ha, okey, tamam. Teşekkürler, iyi akşamlar. Flopper, selam. Merhaba. Profil fotoğrafı ses uyumu ya. Değil mi? Dinliyorum. Abi elimde mallar var her türlü.
neye ihtiyacım varsa. Hmm. Pringles olur, eldiven olur. Ha, o şekil. Olmazsa depodan da getirebilirim. Birini hani bayıltmak istesen mesela, o da var mıdır sende? O da olabilir abi, ihtiyaç göre. Sen eczacı mısın? Yok abi. O, bulamadım o zaman. Ney? Markette ya. Niye şırınga eldiven dedin o zaman? Eldiven Pringles varım var ya. Ha, ben o şırınga diye dedim. Okey. Neyse, peki, teşekkürler. Rica ederim. Selam Louis. Selam. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Öncelikle insanları alıyorum. Adına işkence sandalyesi dediğim sandalyeme oturtuyorum. Çeşitli kesici delici aletlerle onun ağzına zorla sokup dişlerini oyuyorum ve bazılarını da söküyorum. Ağızları kan doluyor. Arada sırada çalkalatarak kanlarını içiyorum. İçiyorsun. Orası biraz abartı ya, evet, abarttım bence. Yani şey yapıyor olabilir sana. Yani öncesinde bir de uyuşturucu veriyorum onlara. Aa, orayı kaçırdım ya. Evet, sen bir dişçisin. Evet. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Anur. Merhaba abi. Merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi açıklar mısın? Abi ben, insanlar bana para veriyor. Ben gidiyorum adamı koruyorum. Hani bir şekilde koruyorum ama. Hani onu söylemeyeyim ama koruyorum yani bir şekilde. Bu illa bir adam değil, böyle bina da olabilir, böyle fark etmez yani. Girişlerde falan da böyle. İlla giriş değil abi. Başka yerler de olabilir yani. Fark etmiyor çok fazla. O zaman sen bir güvenlik görevlisisin. Maalesef abi. Gerçekten de öyle mi bu arada? Evet. Güzel. Teşekkürler. Görüşürüz abi. Vay be. Güvenlik görevlisi bile varmış aramızda. Kleopas, selam. Merhaba. Merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Tabii ki. Şimdi şöyle, bizim camiada gelişmiş ülkelerde bir sürü yasaklar konuldu. Ama usta ya. Yani parayı verirsen her türlü mutasyon, cart curt ya, her şey, biyolojik silahlar falan. Onlar Allah. Abicim hep bizden tutun. Allah Allah. Peki böyle hani zararlı bir şey mi yapıyorsun? Öyle bir şey mi? Yok zarar... Aa, estağfurullah. Ne zararı ya? Evet. Sen nükleer tabii mühendisi misin? Yok. Şeyi anlamadım ya. Mutasyon, biyolojik silah falan. Tabii. Ya bazıları çok iyi olduğunu söylüyor ama... Çok kaçak yollarla, yani gelişmemiş ülkelerde falan yapmak istiyorsan eBay'den falan alman gerekiyor bazı malzemeleri yani. Ha, eBay'de de satıyorsunuz. Tabii. Yok, bulamadım da. Hangi meslek bu? Genetik mühendisliği aslında. Ha, genetik mühendis. Okey, peki, teşekkürler. Rica ederim, görüşürüz. Razne, selam. Sesin geliyor mu? Evet, şu an geliyor. Şöyle anlatayım. Biz öncelikle müşterilerinizin siparişlerini alıyoruz. Membağından malzemeyi alıp mekanımızda işleyip paketleyip müşterilerimize ulaştırıyoruz. Benim asıl görevim mühimse mekanı kontrol edip yamuk yapan keratalara muamele çekmek. Kim yamuk yapıyor ki? Biraz daha beyaz alanda olarak düşünün hani. Allah Allah. Bulamadım, hangi meslek bu? Fabrikada çalışan bir makine mühendisiyim gerçekten. He, anlaşıldı şu an. Güzel, peki. Teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Miss Lina, selam. Merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Kardeşim bak, senin borcun bayağıdır birikti. Sana bir hafta müddet. Borcunu ödedin. Ödemedin. Sen bilirsin kardeşim, o borç pazartesiye kadar ödenecek. Ve yani mesai saatleri içinde daha çok, değil mi? Yani evet. Sen o zaman bankacısın. Yok. Aa, ne? Kantinci. Peki, teşekkürler. Teşekkür ederim, görüşürüz. Evet, Boex. Merhaba. Selam, ne haber? Sağ ol, senden ne haber? Bir mesleğim var. Tamam. Sana anlatmak isterim. Tabii. Mesleğimiz aslında çok basit. Önce kafanda belirli hedefler belirliyorsun. Bu listedeki insanları tek tek en yüksek fiyatı veren kişiye satıyorsun. Sattıktan sonra da kişiler istese de istemese de bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyorlar. Ama senin umurunda değil, çünkü sen sadece yaptığın satıştan ettiğin kâra bakıyorsun. Söyleyeceklerim bu kadar. O kişiler aslında ilk başta isteyerek katılıyorlar herhalde sana. Ben listeyi belirliyorum. Tabii önce listedeki insanları elde etmem gerekiyor. Onlar da bağlı kalmak zorunda senin sözüne. Ben ne dersem o. Sen bir influencer market thing yapıyorsun. Lanet olsun adamım, doğru. Evet. Ben bir influencer marketing işi yapıyorum. Peki, süper. Ya, kolay olmamalıydı ama ya. Bunu ben yaptığım için bu kadar kolay değil mi? Aynen. Başkası yapsaydı ne düşünürdün peki? Başkası yapsa hani insanları satıyorum falan, mankenlik ajansı falan, o tarz bir şey diyebilirdim. Teknik olarak yine doğru sayılabilirdi. Bir dahakine bunu başkasına vereceğim. Eyvallah kankam, görüşürüz. Kendine iyi bak, öpüyorum seni. Wulon, selam. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Adam geliyor dükkana, diyor bunu bas. Ben de diyorum basarız abi, sen merak etme. Ne kadar basması diyor. Diyorum abi beğenmezsen benden. Sonra başlıyorum basmaya, of sabaha kadar bas basabildiğin kadar. Müşteri memnun kalıyor sanırım. Evet, memnun kalmasa para vermiyor. Aa, bir de para veriyor hani. Peki böyle sağa sola bir şeyler bulaşıyor mu yani? Malzemeye zarar gelebiliyor bazen. Şimdi...
Sen ozalitçi misin sen? Yani. Ney? Abi ben grafikerim. Matbaacılarımız var. Ya evet ama yaklaştım. Evet yaklaştın. Ozalit de basıyorum. Ha, güzel güzel. Teşekkürler. Basıyorum da basıyorum sabah kadar. Mustafa Kemal Bey, selam. Selam abi, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben deyim Allah'a şükür. Benim mesleğim yüzünden bazı kişiler öldü. E böyle bir sürü meslek var ama. Bazı Osmanlı padişahı benim mesleğim yüzünden zeylinlerek öldü. Sen aşçı mısın? Doğru cevap, evet. Peki, teşekkürler. Mesleğini anlatmadı ama. Neyse, Negroes. Merhaba abi, sesim geliyor mu? Evet, evet. Şöyle özetleyebilirim. Her türlü şeyin insanları tezgaha getirerek satılması. İnsanları tezgaha getirerek satıyorsun. Aynen öyle. Ha, bu işte bir tezgah var. Tezgah üzerine kurulu. Tamamen tezgah üzerine kurulu bu iş. Ya sen evet. O zaman pazarcısın. Çok zor olmadı galiba. Tezgah kelime oyunu güzeldi ama. Teşekkür ederim abi. İyi akşamlar, sağ ol. Yinu, selam. Bonsai ve kristal ticareti yapıyorum. Çiçekçiyim. Cam kristal saksı olarak bonsaili çiçek. Güzel, güzeldi. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Gerçekten de çiçekçi misin bu arada? Yok, savunma sanayisinde çalışıyorum. Onu diyecektim ama başka bir arkadaş daha var. Ha, tamam tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. O iki tane savunma sanayinden eleman çıktı serverda. Mrivskaya, selam. Selam. İnsanlar bilimum ihtiyaçları için bana gelir. İsimlerini, cisimlerini bilmem. Beni nereden bulacaklarını, nereden ulaşacaklarını bilirler zaten. Ben onlara ihtiyaçlarını veririm. Sonra yollarımız ayrılırız. Nerede bulacaklarını biliyorlar seni. Hı hı. Nereden biliyorlar? Tabii de dışarıda bir yerde buluşuyoruz öyle. Ha. O şekil. Evet. Kısa sürüyor alışverişiniz herhalde. Zaten bana ulaştıklarını da söylüyorlar. Çok da beraber gözükmüyorsunuz zaten. Letgo'dan satış mı yapıyorsun, anlamadım. Hayır. Düşünüyorum. Düşün. Sen kuryesin o zaman. Hayır. Aa, ney? İşportacı. Ha, okey, okey. Peki. Beni aşağı atar mısın? İyi akşamlar. Merhaba Darwin. Merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi açıklar mısın? Benim mesleğim, beyaz nesneleri alıyorum ben. Sonra bu beyaz nesnelere uzun ince bir cisimi sürtüyorum. Bu uzun ince cisimin bıraktığı lekeyi kullanarak da cıbıldak insanları, affedersiniz, üst üste bindiriyorum. Bu cıbıldak insanları sergileyerek de duygularımı aktarıyorum insanlara. Ya tamam ya, of, duygularımı aktarıyorum demeseydin aslında anlamayacaktım, biliyor musun? O kadar bir şey olmasın ya. Sen heykeltıraşsın. Gibi. Ha. Çok yakın. O ne o zaman? Ressam. Ha, okey, okey. Beyaz cisimden kastım kağıttı. Teşekkürler. Ha, bir hayalim gerçek olmuş o anın sesim titriyor ve görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Selam Spinex. Allah, oh, hiç beklemiyordum. Bir anda oldu. Evet, evet. Peki bana bir mesleği suçmuş gibi anlatabilir misin? Kardeş, biz önce malları Ercan Market'ten alırdık. Bizim de kalfalara dağıtırdık. Onlar da oradan bir yurda yetişirdi. Şu anda televizyonda gördüğün herkes bizden çıkmadı. Hangi meslek bu? Öğretmen. Ha, Ercan Market'ten kitap alıyor, öğrencilere dağıtıyor. Güzel, teşekkürler. Peki. Benim mikrofonu olanları atar mısın geri? Tamam, atıyorum. O aşağıda bayağı iyi muhabbet çeviriyorlar abi. Ben yalnız kaldım burada ya. Neyse, birilerini daha çekeyim. Merhaba Serra. Merhaba. Merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Genelde grup halinde yapıyoruz ama eğer istersen biraz para karşılığında sadece sana da girerim. Yani dersine. Son cümleyi söylemeseydim biraz anlamayacaktım aslında. Videonu izlediğimde böyle konuşmam gerekiyormuş gibi düşündüm. Merhaba Alp. Merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Abi bizim mekan Ankara Keçiören'de. Dar bir sokak arasında. Hava karardığında böyle millet işten eve dönmeye başlayınca ben işbaşı yaparım. Arkadaşlarla toplanırız. Müşteriler olur, müşterilerimiz olur. Bize tatlı mendiller verirler. Tatlı mendillerin içinde bir şey yazılı olur. Biz bunları yerine getiririz. Bir ekmek teknem var. Venedik'ten gelir teli söylemesi ayıp. Onunla tıngır bıngır. Sen bir pavyon müzisyenisin. Evet. Hatta büyüklerimiz vardır, Ankaralı Namık. Kusen önce kaybettik kendisini. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekte öl çalgıcı mısın bu arada? Gerçekte piyano çalıyorum abi. Ankara'da hiç işim, Türkiye'de bile yaşamam yani. Güzel güzel, kolay gelsin. Eyvallah abi, sağ ol. Selam resim merhaba. Çizen bu. Selam. Merhaba. Birileri evine girip seni kollarından, bacaklarından tutup bir araca bindiriyorlar. Kapıları kilitliyorlar ve vücuduna sıvılar enjekte ediyorlar. Tek de bilirsin muhtemelen. Ha, paramedik. Paramedik diye geçiyor değil mi sanırım? Ambulanstaki hemşireler, evet, değil, evet, mi? Peki, güzeldi. Tiger Owl, selam. Selamlar. Başlıyorum. Bir grup insanın kendini göstermek için çıktığı bir alanda, onlar çıkmadan önce kendilerini daha rahat göstersinler diye her türlü aleti elliyorum. Bu aletlerin sağlamlığı her şeyden önemli. Çünkü
bu aletler iyi veya kondisyonu düşük hazır olmazsa insanlar rahat olamaz, tatminde olamaz. Güzel anlatımdı. Ses teknisyeni gibi bir şey herhalde. Evet, evet doğru. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Her türlü aleti elliyorum. Selam Mr. Enes. Aleyküm selam, evet. Deniyorum. İnsanları sıcak yuvalarından keskin aletler zoruyla kaçırıyorlar. Ve köpeklerle. Allah Allah. Bir yere mi götürüyorlar? Yok, götürmüyorlar, sadece evlerinden çıkarıyorlar. Aa, itfaiyeci mi? Evet, itfaiyeci. İnsanları sıcak yuvalarından çıkıyor. Güzeldi. Selam Lazy One. Selam, selam. Selam, evet. Günü bekliyordum. O zaman ben şimdi müsaadenle anlatmaya başlayayım. Tamam, evet. İnsanların evlerine giriyorum. Tercihimdir ki evlerine tırmanıyorum. Ben geceleri yapıyorum. Meslektaşlarım sabahları yapar genelde. Kırık dökük pencereler var etrafta. Kim kırmış ola ki bunları? Neyse, işimin icabıdır der, devam ederim yürümeye. Yahu be ev halkı, hiç mi süpürmezsiniz lan burayı? Gecedir vakit. Kimseye çaktırmam. Kimseciklere fısıldamam. Çıkarırım aletimi, edevatımı. Başlarım çalışmaya. Sağ, 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 sağ. Aha çıktı. Sırayla hepsini teker teker. Sonra elim diğer aletlere gider. Onların da gönlünü ederim ben. Sökerim o pencereyi çerçevesiyle birlikte. Yenisini takarım pencerenin. Uzaklaşırım oracıklardan. Bugün komodinin üstündeki para gayet iyiydi. Mahallelinin yüzünü görmeme gerek yok. Komodinin üstünü görsem yeter. Aslında suçtur bu yaptığım ama ben böyle seviyorum. Öbür türlü olmuyor. Bu meslek çekilmiyor. Yok dırdırını çek evdeki karının. Yok çayını bekle. İkramı da varmış. Patron öyle demiyor ama. Kaç tane ev bekliyor beni, haberiniz var mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Geceleri yapıyorum bu işi. Ruhları duymuyor ama bir sorsanız. Buyur. Bir saniye, role bayağı kaptırdın sen kendini. Ben senin söylediklerine odaklanmaktan hani tahmin yapmam gerektiğini unuttum bu arada. Teşekkür ederim. Ben bunu iltifat olarak alıyorum. Güzeldi, güzeldi. Tesisatçı mı? Değil. Günde geceleri geliyorsun. Normalde gündüz yaparlar ama sen gece geliyorsun. Romana döktüm hani. Normalde böyle bir şey yok. Kimse gece gece bunu yapmaz yani. Çilingir. Yok, o da değil. Bulamadım ben ya. Pima Penci. Pima Penci deyin, selamımı söyleyin. Herkes tanır beni. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. Çok iyiydi, çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Sağ olasın. Anne, bitti. Hazırlıklı gelmiş. Volkan Atvor, selam. Selam. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? İnsanları ellerinde olmayan özelliklerine göre sınıflayıp belli insanların birbirinden nefret etmesine neden olarak topluma ayrıştırıyor ve bazı insanları da yalan umutlar vererek hayalleriyle oynuyorum. Sen siyaset burçlarla alakalı bir şey mi bu? Evet. Falcı? Yok, astrolog. Peki, teşekkürler. Görüşürüz. Selam Puizu. Merhaba. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Tabii. İnsanların eğlenmeye veya dertleşmeye geldiği mekanda izlendiğimi bile bile bir şeyler çalıyorum. Sanırım sen müzisyensin. Doğru. Aynen. Güzel kelime oynuyordu. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Selam Angelos. Merhaba. Hazırsanız söylüyorum. Yes. Parodi yapıyorum. Söyle bakalım, hangi meslek? YouTuber'ım. Evet, teşekkürler. Zaten suç değil miydi? Galiba öyle ya. Peki, teşekkürler. Hadi görüşürüz. Selam Sylvia Trilogy. Bir suçu... Bir mesleği suçmuş gibi anlat. Şimdi ben önce bıçak kullanmayı seviyorum. Böyle temiz bir kesik atıyorum. Sonra deriyi ayırıyorum. Kullanmayacağım kısımlarını kesiyorum. Güzel düz deri ise birbirine ekliyorum. Dikiyorum böyle. Sen sünnetçi misin? Yok. Ha, sen tamam, terzi. Yani tamam, terzi sayılır. Ha tamam, neydi? Araba koltuk kılıfı dikiyorum. Ha, çok spesifikmiş ya. Evet. Peki, iyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar, güle güle. Merhaba Hybrex. Bana bir mesleği suçmuş gibi açıklayabilir misin? Kadın menajerliği yapıyorum. Kadın menajerliği. At dilinde pezevenklik. Bir suçu meslek gibi mi açıkladın şu an? Hangi meslek peki? Ya tamam, sen bir suçu meslek olarak açıkladın o zaman. Tamam. O da olur. Ya iyi olsun bakalım, tamam. Herhalde soyuncu da bendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, o zaman bu kadar galiba. Hayırlı olsun. 5 dakika video çıktı mı?
Bakalım editte göreceğiz onu artık. Konuşabiliriz eğer lazımsa. Var mı sizin şeylerimiz? Anlatırsam hapse girerim ya. Ben anlatayım. Sen bir düşün. Yaptığım meslek şu. İnsanlar kaçak yollarla ülkeler arası şekilde yolculuk yapıyor. Yolculuğun sonunda beni buluyor. Ben bu insanların yolculuk sonunda geldikleri ülkede amına koyuyorum falan. Yani ya abi çok karışık. Ben harbiden suçluyorum. Boş verin. Abi aşağıda Erdoğan var. Şey değil mi? Lise mezunuyum ve... Bir çekelim ya. Ne diyecek merak ettim. Tamam çekiyorum. Selam Erdoğan. Selam. Bana bir mesleği suçmuş gibi anlatır mısın? Rastgele insanları çekiyorum ve bunları herkese açık bir şekilde yayınlıyorum. Sen Discord üzerinden etkinlik yapan bir YouTuber'sın. Fotoğrafçıydı.